her gün antrenmanlarımız oluyor. Sık sık katılıyoruz antrenmanlara. Kulüple beraber ikinci lige yükseldik. Şehir dışlarına çıkıyoruz maçlara. Aynı zamanda da normal bir şekilde eğitim hayatımda da devam ediyorum sıkı bir şekilde. LGS'den 468 puan aldım. 1,15 yüzde eklilme gelerek Kaya Karakaya Fen Lisesi'ni kazandım. Sporun bana kalırsa eğitime hiçbir engeli yok. Hatta ben antrenmanlara gelerek zihnimi boşaltıyordum ve derslerime yardımcı oluyordu bu. O yüzden derslerimde de başarımı artırdığını düşünüyorum. Şu anki hedefim hem su topu alanında hem de derslerim alanında iyi bir üniversite kazanmak. Aynı zamanda şehir dışlarına çıkarak başarılarımı artırmak. Ya biz sporla eğitimin okulun aynı anda yürüyeceğine her zaman inandık. Dolayısıyla da her zaman destekledik, arkasında olduk. Spora gelmediği, antrenmana gelmediği zamanlarda dinlenme olarak bolca bilgisayar, internet falan kullanacaktı. Onun yerine gelip burada kafasını boşalttı. Yani hiçbir olumsuz etkisi değil, tam tersine olumlu anlamda ona katkıları olduğunu düşünüyoruz. Stop'unu da geçen yıl kurduk. İlk yılımızda, yani ikinci yılımızda pandemi araya girdi. İkinci yılımızda 3 tane takımı ikinciliğe çıkarmayı başardık bölgeselden. 2 tane bayan takımı, U15 ve U17 bayan takımı şu an ikinci ligde. Erkeklerden de U15 takımı şu an ikinci ligde. Hedefimiz bir dahaki yılda birinciliğe yükselmek. İl müdürümüz ve şube müdürümüzün de destekleriyle birinciliğe de yükselmeyi hedefliyoruz. Zaten benim için en önemlisi o. Genelde 8. sınıfa geçen sporcuların aileleri antrenmana getirmiyorlar. İşte çocuk liseye geçiş dönemi diye. O yıl antrenmana gelmiyor. Hatta demin röportaj yaptığınız Almina kızımız antrenmanları hiç aksatmadan geldi ve şu an Elazığ'ın en iyi fen lisesini kazandı. Şu demek ki spor eğitimle birebir gidebiliyor. Hatta çocuklar burada geldiği zaman haftanın 3 günü 4 günü antrenman yaptıkları zaman deşarj oluyorlar. Eğitimine bence daha iyi katkı sağlıyorlar diye düşünüyorum.